Bablarında fasılları var. Ve bu ana başlık, alt başlıklarda ana konu, yani kısım dediği ana konu tafsilatlı bir şekilde ifade ediliyor. Bizim kaldığımız yer, efendim bu şeye de arkamızdaki sinevizyonda yansımış olan kısımda El Faslu Tesiya, 9. kısım, 3. bölümün 9. faslı, öyle diyelim. 3. bölüm El Kısmus Telis ve El Faslu Tesiya, 3. bölümün 9. faslı. Bunların içinde zaman zaman şey de geçebilecek. Dolayısıyla bu 3. bölümün bir alt başlığı, 9. alt başlığı olmuş oluyor. İnşallah buradan başlayıp okumaya devam edelim diye düşünüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. El Faslu Tesiya, 9. fasıl. Fi taftilihi bil muhabbeti vel hulleti sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in sevgili olma muhabbetinde ve dostluk sebebi ile üstünlüğü, Allahu Teala'nın habibi olması ve dostu olması sebebiyle üstünlüğü anlatılacak burada diye bir başlık koyuyor. Muhabbet, muhabbetten geliyor malum. Biz onu muhabbet diyoruz. Muhabbet, sevgi. Vel hulle, noktalı ha ile. Hulle olursa hileden gelir. Bu hulle ve hile noktasız ha ile yazılır. Nokta olunca halil olur. Hulle dostluk demek. Halilullah, Allah'ın dostu. İbrahim peygamberin vasfıdır malum. O anlatılacak şimdi inşallah burada. Bir nokta manayı çok değiştiriyor. O yüzden hulleyi hulle diye anlamayalım. Fi taftilihi bil muhabbeti, peygamber efendimizin sevgi vel hulleti ve dostluktaki üstünlüğü hususu şöyledir. Câet bidâlikel âthârus sahiha. Bu konuda birçok sahih rivayet bulunmaktadır. Vahtussa alâ elsinetil müslimîn bihabibillah. Ve peygamber aleyhissalâtu vesselâm peygamber efendimizi Habibullah diye anarlar. Evet, elsine-il müslümin demek lisandan geliyor. Lisanın çoğulu elsine. Elsine-tül müslümin, Müslümanların dilinde Peygamber Efendimiz Habibullah ile taksis edilmiştir. Bu şekilde anılmaktadır. Kadıryaz bizim hadis geleneğine uygun olarak önce Peygamber Efendimiz'e kadar arada bazen 10 tane isim sayar. Yani kendisi 6. Hicri asırda yaşamış. Her 50 senede bir nesil gelmiş olsa Peygamber Efendimiz'den sonra düşünün, bir yani 6. asra kadar 12 tane aradaki ravi ile peygambere ulaşabilir. Nitekim bazen 10 tane isim sayar. Burada şöyle diyor, bakınız. Akhbarana Ebul Gasim İbn İbrahim el-Hatib. Hocasının adını söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz'e kadar giden bir hadis silsilesi olacak. Biz vakit almasın diye genellikle bu isimleri okumuyoruz. Ama teberrüken ilk dersimiz olduğu için bir hadis silsilesi. Buna isnat diyoruz. Yani ravilerin Peygamber Efendimiz'e kadar o hadisi kitabına alan müellifle Peygamber Efendimiz arasında ne kadar ravi varsa, o ondan aldı, o ondan aldı, onun hocası, onun talebesi, onların zikredilmesine bir hadisin senedi diyoruz. Bu isimlerin sıralanmasına ise isnat diyoruz. İsnat ile senet bazen eş anlamlı olarak birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bir hadis iki şeyden meydana gelir. Bir senet, bir metinden. Metin, Peygamber Efendimizin söylediği, din adına ortaya koyduğu görüşleridir. Peygamber sözüdür. Senet ise sahabeden itibaren Peygamber Efendimiz'den o sözü işitip nesilden nesile aktarıp kitaba kadar, kitabın müellifine kadar geçen şahısların isimleridir. Bunları okuyuveralım teberrüken. Bundan sonra inşallah okumamaya dikkat edeceğim. Yani ben direkt sahabe ravisinden başlayacağım ama şöyle diyor: Ahberana Ebul Kasım İbn İbrahim el Hatib ve gayruhu an Kerimete binti Ahmet حدثنا أبو الهيثم وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه. İşiterek, yani bizzat kendisinden bu hadisi işiterek, kitabından okuyarak değil, imna yoluyla değil, bakın semaan, bir rivayetin en kuvvetli halisi sema halidir. Hadis rivayetinde 8 tane metot vardır. En başta sema gelir. Yani çünkü burada hoca ile talebe birebir görüşerek alırlar bunu.
O sema kaydederler buna. Bakın onu düşmüş. Sema an aleyhi. İşiterek hocasından aldı ki haddesenel kadı Ebul Velid, haddesena Abdübnü Ahmet, haddesena Ebul Heysem, haddesena Ebu Abdillah Muhammed İbni Yusuf, haddesena Muhammed İbni İsmail, haddesena Abdullah İbni Muhammed, haddesena Ebu Amir, haddesena Füleyh, haddesena Ebu Nadır, an Busr İbni Sa'id, an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifimiz Ebu Sa'id el-Hudri'den geliyor. Sahabe o. Sahabi daha doğrusu. Sahabe çoğul. Sahabi tekildir. O yüzden sahabeler olmaz. Sahabiler olur. Arapçada sahabe zaten çoğul isimdir. Ama Türkçe uyumuna uymadığı için A'dan sonra yani kalın bir harften sonra ince harfe düşmek zor olduğu için sahabeler diye yaygın bir hatamız var. Onu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, Ebu Said el-Hudri Peygamber Efendimiz'den binden çok hadis rivayet eden yedi muksirun sahabiden. Orada dikkat ettiniz. Hadisin senedinde bir de hanım ravi var. Gördünüz mü? Şeyde orada senette yazıyor. O da kim? Kerimete binte Ahmet. Ahmet'in kızı Kerime'den. O da senetteki ravilerden birisi. Demek ki ilim halkalarında kadınlar da var. Kadınların da ilim halkalarını boş bırakmamaları gerekiyor. Efendim onlar da rivayet ediyor, hocalık yapıyor. Bakınız burada böyle bir şey de rast gelmiş oldu. Ona da dikkat çekmiş olalım. Peki. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Ennehu kal. Şöyle buyurdular. Lev kuntu muttahizen halilen. Şayet ben bir dost edinecek olsaydım gayra Rabbi, Rabbimin dışında lettehaztu Eba Bekir'in, o Ebu Bekir olurdu. Evet. Fakat ben Allah'tan başka hiç kimseyi halil edinmiyorum. Neden edinmiyor? Biraz sonra teferruatı gelecek. Ve fi hadisin ahar, başka bir rivayette de ve inne sahibekum halilullah, bilin ki sizin dostunuz, sizin arkadaşınız ben, Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendisinden ifadeyle, sizin diyor sahibiniz, arkadaşınız halilullah, Allah'ın dostudur diyor. Peygamber Efendimiz kendisini böyle tanıtıyor. Ve min tariki Abdullah İbni Mesud, yine sahabenin önemlilerinden, ileri gelenlerinden Abdullah İbni Mesud'dan bir rivayet geliyor. Fakih biliyorsunuz Hanefi fıkhının sahabi hocasıdır. Irak'ta 32 Hicri yılında vefat etmiş. Peygamber Efendimiz'den efendim yaklaşık 22 sene sonra vefat etmiş. Irak'taki ilmin mimarı Hazreti Ömer onu Irak'a muallim olarak gönderdi. İşte Hazreti Ali de o daha sonra orada hocalık yaptı. Hazreti Ömer'in de orada emeği var ve o birikim Ebu Hanife'ye intisap etti. İşte Hanefilik dediğimiz şeyin bağlantısı İbni Mesud. Şöyle diyor Hazreti Peygamber'in hadisinin naklinde İbni Mesud. وَقَدْ اِتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَل۪يلًا. Allah sizin arkadaşınızı dost edinmiştir. Peygamber Efendimiz kendisinden bahisle Allah diyor, sizin diyor bu arkadaşınızı dost edinmiştir. Bu şekilde de bir haber var. Yani Hazreti Peygamber'e Halilullah demek bu bakımdan caizdir. Zaten öyle oldu anlaşılıyor. Ve an İbni Abbas, yine bir başka hadis-i şerif var. Bakın dikkat ederseniz bir önceki Ebu Said el-Hudri rivayetini arada 10 kişi sayarak bize nakletti. Kadı İyaz'ın kitaptaki usulü böyledir. Konuyla alakalı ana temel ilk hadisi senediyle beraber veriyor. Geri kalan hadisleri sadece sahabi ravilerini veriyor. Bu kitabın özelliklerinden birisidir. Bu da İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. İbn Abbas da Peygamber Efendimiz'in amcazadesidir. Amcası Abbas, onun en küçük oğlu Abdullah İbni Abbas. Hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Hicri 68 yılında vefat etmiş. Muksirun sahabenin beşincisidir. O da çok hadis rivayet eden ve tefsir ilminin piridir. Tercümanül Kur'an. İbni Abbas'ın vasfı budur. Kur'an'ı en iyi bilen sahabedir. Ve o yüzden de
Peygamber Efendimiz dua etmiş idi. O duanın bereketidir diyor alimler. Allahumma fakkihu fiddin. Allah'ım dinde alim kıl bu çocuğu diye. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 13 yaşlarında Abdullah İbni Mesud. Düşünebiliyor musunuz? Yani peygamberden almış olduğu, tevarüs etmiş olduğu bilgiyi. O yüzden İslam gençlerin üzerinde yükselmiş. Hep genç sahabiler. Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Mesud biraz önce ismi geçti. Müslüman olduğunda 17-18 yaşlarında. Efendim Abdullah İbni Abbas 13 yaşında peygamberin vefat ettiğinde. Hazreti Ali Müslüman olduğunda 10 yaşında. Üsame bin Zeyd efendim Bizans'a karşı ordu düzenlendiğinde, başkomutan yapıldığında 18 yaşında. Efendim Musab bin Umeyr Medine'ye vali olarak, muallim olarak gönderildiğinde daha henüz 15 yaşında. O yüzden gençlerine önem vermeyen, gençlerini yetiştirmeyen bir millet efendim gelecek bakımından sıkıntılıdır. Peygamber Efendimizin ilk sahabileri gençlerdir. Bakınız. O kölelermiş, bilmem nelermiş vesaire falan değildir. Onların da gençleridir. Zaten kaşarlaşmış olanların dinlerini bırakmaları çok zordur. Ebu Leheb, Ebu Cehil, efendim hatta amcası Ebu Talip bile Müslüman olamamıştır. Onlar 60-70 yaşlarında bilmem nedir. Ama 13 yaşındaki çocuk, mesela Darül Erkam diyorsunuz. Kaç yaşındadır Erkam sizce? Darül Erkam'da hani Medine'de Peygamber Efendimiz davetini gizli olarak yapıyordu. Müslümanları bir evde toplayıp orada tebliğde bulunuyordu. Henüz daha ortaya çıkamamışlardı. 3 sene hangi evde olduğunu müşrikler tespit edemediler. 3 yıl Peygamber Efendimiz Kabe'nin dibindeki bir evde. Darül Erkam. Kaç yaşında? Ya yani bir şeye göre henüz 15 yaşındadır. Düşünebiliyor musunuz? Biz zannediyoruz ki yaptıkları iş büyük olunca bunlar da kelli felli adamlar falan zannediyorsunuz değil mi? Ya. Onun için Ebu Talha Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz çok zorda kaldı. Dişi şehit oldu. Yanağına zırh battı. Efendim neredeyse düşmek üzere Peygamberimiz. Gelen oklara ellerini kollarını, gelen kılıç darbesine kolunu kaldırıp peygambere isabet ettirmeyip çolak kalan sahabi Ebu Talha'nın efendim yaşı da daha henüz 17'dir. Onu sırtlayıp Uhud'daki o mağaraya taşıyan yiğittir. O yüzden bu din gençlere önem vermek zorunda. Eğitimine, öğretimine başla. O yüzden inşallah bu gençlik meselesine dikkat etmek lazım diye söyleyelim. İşte Abdullah İbni Abbas 13 yaşlarında henüz peygambere vefat ettiğinde ama en çok hadis ve Kur'an'ı öğreten sahabedir. Gale şöyle diyor Abdullah İbn Abbas'tan gelen rivayette. Celese nasun min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yantazirunehu. Oturmuşlar Hazreti Peygamber'in sahabeleri efendim onu bekliyorlardı. Gale ve şöyle devam etti. فَخَرَجَ حَتَّى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ Peygamber Efendimiz hane-i saadetlerinden çıktılar. Mescitte onların yanına kadar yaklaştılar. فَسَمِعَهُمْ Ve onları şöyle derken işittiler. يَتَذَاكَرُونَ Aralarında konuşuyorlardı. فَسَمِعَ حَد۪يسَهُمْ Onların konuşmalarını da Peygamberimiz duydu. Şöyle bir sayfa ilerledi galiba değil mi? فَقَالَ بَعْضُهُمْ Onlardan bir kısmı şöyle diyordu. O orada konuşan ashabtan bir kısmı şöyle midir? Tamam. Aceben hayret. İnallah hayret ediyorum diyor birisi. İnallah ettehaze İbrahim'e min halqihi halilen. Yarattığı kulların içerisinden Allahu Teala İbrahim'i dost edindiğini söylüyor. Buna diyor hayret ediyorum. Ve gâle âhâr, bir başkası da şöyle mukabelede bulunuyor. Mâzâ bi'âcebe min kelâmi Musa. Musa'nın Allah ile konuşması, Allah'ın doğrudan Musa ile konuşması, onun kelamı, kelimullah olması daha acayip değil midir? Daha hayret verici bir şey değil midir? Kellemehullâhu teklîme. Allah onunla doğrudan konuşmuş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor ki Cenab-ı Allah, Allah yaratıklarından ve kullarından hiçbir kimseyle doğrudan konuşmaz.
Ya arada melek olacak, ya perde olacak, yahut Allah-u Teala ilham yoluyla bırakacak. Musa peygamberle de zaten doğrudan konuşmuyor. Bir ağaç vasıtası vesaire gibi bir şey var Kur'an'daki anlatımda öyle. Ama arada melek olmaksızın konuşmuş. Çünkü Kur'an vahyi mutlaka Cebrail ile gelmiştir. Bakın Kur'an vahyinin özelliği budur. Ve gâle âharu, üçüncü kişi de şöyle söylüyor. Fe İsa kelimetullah ve ruhuhu. Ama diyor birisi de İsa peygamber de Allah'ın kelimesidir ve ruhuhu ve de onun ruhudur. Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor biliyorsunuz. Hadis-i şerifte de geçiyor. Hiye kelimetun elqaha ila Meryem. O İsa Cenab-ı Allah'ın Meryem'e bırakmış olduğu bir kelimedir. Ne demek? Allah kelime ne demek? Yani Allah'ın kelimesidir ne demek? Nasıl anlayacağız bunu? Şöyle diyor şarihler. Yani İsa peygambere Allahu Teala babasız olarak annesinin karnında ol demiştir, kün demiştir, o da olmuştur. İşte bu kün kelimesiyle olmuştur. O yüzden İsa kelimedir, kelimetullah'tır. Yani İsa'nın kelimetullah olması, Allah'ın kelimesi olması, اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şey diledi mi ol der, o da olur. İşte normal şartlar altında bir çocuğun dünyaya gelmesi için gereken şartlardan eksiklik olmasına rağmen Allah ol dedi ve İsa oldu. O ol kelimesiyle olduğu için kelimetullah'tır işte. O kelimeden dolayı. Ruhu ve onun ruhudur demesi de yani ona doğrudan hayat veren Allah'tır demek manasına geldiği. Bu konuda birkaç tane daha görüş vardır ama aklımıza kalsın diye bu kadarıyla iktifa ediyorum. Sahabe-i kiram böyle tartışıyorlar, kendi aralarında müzakere ediyorlar. Bu hayret değil mi? İşte filan diye. Bunu söylerken sanki onlar kendisinden önce yani Peygamber Efendimiz'den önceki diğer peygamberlerin daha üstün vasıfta olduğunu zannediyorlar. Peygamber Efendimiz'den onlar birisi Halilullah, birisi Kelimullah, birisi Ruhullah, birisi Kelimetullah, Hazreti Muhammed'den üstün demek ki bunlar. Hayret verici bir şey değil mi diye konuşuyorlar. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz onların yanına yaklaştı tekrar, yanlarına geldi ve selam verdi. وَقَالْ ve şöyle buyurdu. قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ Sizin ne söylediğinizi duydum, işittim. وَعَجَبَكُمْ ve hayretlerinizi de biliyorum, duydum, onları da işittim. اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِتَّخَذَ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا وَهُوَ كَذَٰلِكَ Evet, Allah İbrahim'i halil edinmiştir, dost edinmiştir, bu böyledir. Ve Musa neciyullah ve Musa da Allah'ın doğrudan konuştuğu kimsedir. وَهُوَ كَذَٰلِكَ Bu da böyledir. فَعِيْسَى رُوْهُ اللّٰهِ İsa Allah'ın ruhudur, bu da böyledir. Ve huve kezalik. Ve Adem'u istefahullahu. Allah onu seçmiştir, seçkin efendim, saf bir halde bir kul edinmiştir, bir peygamber edinmiştir. Ve huve kezalik. Bu da doğrudur. Söylediğiniz, kendi aranızda tartıştığınız hepsi hayret verici güzellikte ve doğruluktadır. Tasdik ediyorum. Ela fakat dikkat edin. Ve ene habibullah. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Benim vasfım da habibullah olmaktır. Ben de Allah'ın sevgilisiyim. Ve la fahra. Bunu övmek için söylemiyorum. Ve ene hamilu liva'il hamdi yevmel kıyame. Kıyamet gününde hamd bayrağını, liva'ul hamdı taşıyacak olan benim. Ve la fahra. Övmek yok. Bunu övmek için söylemiyorum. Ve ene evvelu şafian ve kıyamet gününde günahların bağışlanması için şefaat edecek ya da efendim cennetlik Müslümanların cennetteki derecelerin artmasına şefaat edecek benim. Ve evvelu müşeffa'in ve şefaati kabul edilecek ilk kimse de benim. Ve la fahra. Bunda övmek yok. Bunu övmek için söylemiyorum. وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُوا حَلَقَ الْجَنَّةِ Cennet kapısının halkalarını ilk vuracak olan da benim. Cennetin kapısını ilk çalacak olan benim. Cennete ilk girecek olan benim diyor. Cennet kapısını ben açtıracağım.
feyeftahu Allahu li feyudkhiluniha. Allahu Teala kapıyı açacak. Ben cennetin kapısına varacağım. Halkayı çalacağım. Allahu Teala kapıyı açacak ve beni içeriye koyacak. Ve ma'i ve benim yanımda fukaraul mu'minin, müminlerin fakirleri olacak. Önce ben müminlerin fakirleriyle beraber cennete gireceğim. Ve la fahra. Bunu övmek için söylemiyorum. Övmek yok. Ve ene ekremul evvelin vel ahirin. Ben gelmiş geçmiş insanların Allah katındaki en değerlisiyim. Ekrem. Ve la fahra. Bu da övmek için söylemiyorum. Bunda da övmek yok. Bununla övmüyorum. Övmek için söylemiyorum. Siz hakikati bilin diye söylüyorum. Hani hayret ediyorsunuz ya diğer peygamberlere. Bakın bakalım ben Cenab-ı Allah bana ne lütuflarda bulunmuş. Yani efendim peygamberlerin sonuncusu olması, kendisinden sonra peygamberin gelmeyecek olması, Kur'an-ı Azimüşşan'ın verilmesi, diğer peygamberlerin belirli bir kavme gönderilmiş olması ama Hazreti Muhammed'in bütün ins, cins ve alemlere rahmet olarak gönderilmesi. Daha neler var yani de saymamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Musa dedin Yahudilere gelmiş. Hazreti İsa dedin Yahudilere gelmiş. Hazreti İbrahim Yahudilere gelmiş. Yani Hazreti İbrahim'den sonra gelenler zaten hep Beni İsrail. Onlarla alakalı da bir şeyler söyleyeceğim de biraz sonra inşallah bir yeri gelir herhalde diye düşünüyorum. Bu kadar gidiyor. Yüreğimizin yakan, efendime söyleyeyim bir hafta 10 gündür bir Siyonist zulmü ile, vahşeti ile Müslümanlara yapılan zulüm inşallah bir aydınlığın söküşünün, bir şafak atmasının habercisi de olacaktır diye umut ediyor, duyuyoruz ama Müslüman olarak tabii ki biz imtihan altındayız. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Devam ediyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fi hadithi Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet var. Ondan da şöyle bir hadis gelmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh, hani ilk geçtiği yerde birazcık bilgi veriyorum ki asaf hakkında malumatımız olsun, kimlerle şey yapıyoruz diye. Ebu Hureyre de gençlerden birisi. Evet. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde efendim 27 yaşlarında olduğu, 25 yaşlarında olduğu ifade ediliyor. Hayber fethinde, yani hicretin 7. yılında, Hayber Savaşı esnasında Yemen'den gelmiş Yahudi bir genç. Ebu Hureyre Müslüman oluyor. Zaten sanki daha önce İslam vardı da İslam'dan mı gelecek yani? Ya Yahudiydi, ya müşrikti, ya putperest, ya Hristiyandı yani Müslümanların hepsi. Ebu Hureyre de Yemen'den geldi hicretin 7. yılında. Ve Peygamber Efendimiz'in yanında durdu. Hiç evlenmedi o dönem içerisinde ve Ebu Hureyre yatılı olarak peygamberin mescidinde, yatılı yurdunda, üniversitesinde, ne derseniz artık Ashab-ı Suffe'de kaldı. Peygamber Efendimiz'in hadislerini hiç kaçırmazdı. Daha öncekileri diğer sahabilere sorarak öğrendi ve Hazreti Peygamber ona dua etti. Cenab-ı Allah ilmini artırsın, zekanı kuvvetlendirsin diye. O da çok hadis. En çok hadis rivayet eden sahabidir Ebu Hureyre. Bakî bin Mahled'in müsnedinde 5374 rivayeti var. Ahmet bin Hanbel'inde ise 3800 rivayeti vardır. Bakî bin Mahled de Endülüs'üdür değerli kardeşlerim. Çok kıymetli bir alim. 279 zannedersem vefatı. 279 veya 76. Endülüs'ten kalkmış, ilmin yurdu diye Bağdat'a gelmiş. Bağdat payitaht. Abbasilerin en güçlü olduğu zamanlar ve halife mütevekkil, işte Me'mun'la başlayan bir süreç var, mütevekkil halife vesaire ilim almaya geliyor, hadis öğrenmeye geliyor. Bağdat'ın hocası ve hadisçi alimi Ahmet bin Hanbel, 241 vefat tarihi Ahmet bin Hanbel'in, El-Müsned'in yazarı. Ahmet bin Hanbel'in çok hadis biliyor tabii ki hoca, fakat siyasi iktidar tarafından yasaklı. Yani diyor ki ev hapsinde. Derste vermesi yasaklanmış. Ahmet bin Hanbel'den nasıl ilim alacak? Bakî bin Mahled. Diyor ki Bakî bin Mahled bir gün kapıyı çalıyor. Diyor ki ben Endülüs'ten geldim. Ben ilim talebesiyim. Rıhle. Er-rıhle fî talebil ilim. İlim yolculuğu yapıyorum. Sizinden ilim almadan gitmek istemedim. Bana nasıl öğretirsiniz deyince Ahmet bin Hanbel diyor ki her gün gelirsiniz.
kapımı çalarsanız, dilenci kıyafetinde gelirsiniz, isteyici olarak kapımı çalarsanız, ben de size 3-4 tane hadis veririm, ezberletirim, gidersiniz, yarın bir daha gelirsiniz diyor. Aynı saatte, dilenci kılığında. Geliyor, kapıyı çalıyor, hadisleri alıyor, gidiyor. Bu şekilde Ahmet bin Hanbel'in de talebesi olmuş. Yani bu bilgiler, bu hadisler, bu efendim ilim bize gelmiş ama kolay gelmemiş değerli kardeşlerim. Yani biz biraz miras yediyiz yani. Öyle hadisler şöyledir, sünnet böyledir, bize yeter gerekmez bilmem ne filan. Herkes kendisine alim zannediyor. Adam Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamıyor. Mealini açmış oradan diyor ki Tanrı Kur'an'da böyle buyuruyor diyor yani. Bir hadise gerek yok yani. Gelmiş filan adam. Adam yüzünden Kur'an okuyamıyor yani. Arapçasından Allah'ın indirdiği kelamullah olarak yani Allah'ın kelamı olarak bu şeyi okuyamıyor. Tercüme dediğinde o mütercimin bu kelamdan anladığı yani. Ve Arap atasözünde dediği gibi küllü mütercimin hainun. Her mütercim haindir. Kendi anladığını sana söyler, benim yazdığımı değil. O yüzden o mütercimin doğru anladığını nereden bileceksin yani işte. Mealcilik böyle bir sıkıntı yani. Peki fasılayı bölmeyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh böyle bir insan. Yani kendisini ilme vakfetmiş olan bir insan. Hazreti Ömer zamanında valilik falan da yapıyor Bahreyn'de. Min gavlillahi teala li nebihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala'nın peygamberine bildirdiği şu sözü naklediyor. Biz buna biliyorsunuz Allah'ın sözü olup da yani Kur'an dışında peygambere bu şekilde bildirilen Peygamber Efendimizin Allah şöyle buyuruyor diye bize nakletmiş oldukları rivayetlere kutsi hadis, ilahi hadis veya Rabbani hadis diyoruz. Üçü de böyle. Yani arada bir usul bilgisi, metodoloji de vereyim ki efendim ilim talipleri vesairesi biz belki izliyorlar, dinliyorlar kayıtlarda. O da girmiş. Bu bir kutsi hadistir. Allahu Teala peygamberine bildirdiğini naklediyor bize. Dolayısıyla söz Allah'ın sözü. Kutsi hadistir. Peygamber Efendimizin sözü değildir. Hadisler söyleyenine göre dörde ayrılıyor muhterem kardeşlerim. Eğer söyleyeni Allah ise, Allah Celle Celaluhu ise buna kutsi hadis, ilahi hadis, Rabbani hadis diyoruz. Peygamber Efendimizin söylediği bir söz ise, efendim ondan nakilse buna biz merfu hadis diyoruz. Sahabeye ait bir dini görüş ise buna efendim mevkuf hadis diyoruz. Tabiuna ait bir dini görüş fetva ise buna da maktu hadis diyoruz. Bu dört hadis çeşidi vardır. Dolayısıyla her hadisi sanki peygamber sözü gibi falan da anlamayın yani. Bu hadis kitabında geçiyor bak şeyin olabilir yani mevkuf olabilir, maktu olabilir gibi. Haber manasındadır oradaki hadis. Haber manasında yani tabiunun haberi, sahabenin haberi manasındadır. Bunu Osman abi burada 2020'nin 11 Haziran'ında hadis ve sünnetin anlamı ve önemi diye ben bir şey yapmışım. Bu bizim Konya Okulu'nda kayıtlı ilk videomuz o. Orada ben hadis sünnet ne demektir, bunların şeyi anlamı ne demektir vesaire filan orada bir ders işlemiştik yani. İhtiyaç olursa arada bir de yapabiliriz yani yine böyle. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, bakınız Ebu Hureyre'nin rivayetinde. İnni ittehaztüke halilen. Ey Muhammed, ey kulum, ey Habibim, ben seni dost edindim. Fehuve mektubun fit Tevrat. Nitekim bu Tevrat'ta da böyle yazıyor ki ente Habibur Rahman, sen Habibur Rahman'sın. Evet. Tevrat'ta da böyle yazıyormuş. Allahu Teala'nın Musa peygambere indirdiği Tevrat'ta Hazreti Muhammed Habibur Rahman'dır diye yazıyormuş. Şimdiki Tevrat'ta yok bu. Evet. İşte Tevrat'ın muharref olduğu, tahrif edildiği, hahamların dahliyle silindiği, kendilerini efendim Allah'ın yerine koyup Allah'ın kitabını bozduklarının delillerinden birisi budur. İncil'deki Fraklit ayetini çıkarttıkları gibi hani Hazreti Musa ne diyordu? Mübeşşirun bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmet. Benden sonra adı Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek için geldim diyor Hazreti İsa. Bu aynı zamanda İncil'de de Fraklit Ahmet demek şeyde İbranca dilinde orada yazıyor. Ama o şimdiki İncil'lerde yok. Barnaba İncil'inde var. Barnaba İncil'ini kutsal İncil kabul etmiyorlar. Dört tane İncil'i seçmişler. İşte Markos, Yuhanna, efendim Matta, Luka diye.
Barnama İncil'i sakıncalı İncil. Çünkü orada Fraklit var. Yani peygamberin isminin Ahmet olacağını yazıyor. Kendisinden sonra gelecek peygamber. Bu da Tevrat'ta Rahman'ın Habibi diye yazıyormuş. Rahman kelimesinin efendim İbranice'den Arapça'ya geçtiğini müfessirler söylüyor. Dilciler Rahman kelimesini biliyorlardı. O yüzden Habibullah değil de Habibur Rahman diye yazmasının sebebi Tevrat'ta odur. Çünkü Tevrat İbrancadır malum yani şey İbrani dilinde geldiği için. Rahman'ı biliyorlar onlar. Kur'an-ı Kerim'de de Rahman'a secde edin diye ayet-i kerime var yani. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim diye yazarken Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu yani sizin bildiğiniz Allah, size kitabı veren Allah demek istiyor aslında Allah-u Teala. Evrensel çağrının adıdır o yüzden Besmele. Bunu pek bizimkiler söylemezler yani Besmele'nin şeyinde. Rahman, Tevrat'taki Allah'ın adıdır. İlah da orada, Allah ilahtan geliyor falan diye onun da iştikakı var. Burada demek ki Tevrat'ta ben diyor Cenab-ı Allah, ente Habibur Rahman, ey Muhammed sen Habibur Rahman diye yazılsın diyor. Evet. Bu rivayet Beyhaki'nin Delail-i Nübüvvesinin 2. cildinin 403. sayfasına yazıyor. Onu buldum ben. Burada yazıyor mu bilmiyorum yani bizim arkadaki şeyimizde. Tahric edilmiş bir nusadır ama şimdi arkaya dönmek istemedim. Beyhaki'nin Delail-i Nübüvvesinin 2. cildinin 403. sayfasında bu bilgi var. Orada geçiyor. Kaynak olarak da onu söylemiş olalım. Evet. Galel Gâdî. Hah bakınız Ebul Fadıl. Kadı İyaz kendisinden Kadı Ebul Fazl dedi ki diyor. Kendisi bu. Kadı İyaz'ın künyesi Ebul Fadıl. Kadı İyaz yerine Ebul Fadıl kendi künyesini kullanıyor. Yani ben derim ki demiyor da kendisinden üçüncü bir şahıs gibi bahsediyor. Efendim Kadı İyaz Ebul Fazıl der ki Veffakahullah. Allah onu efendim doğruya uydursun. Efendim Allah onu rızasına uygun söylemeyi nasip etsin diye bir dua cümlesi. Veffakahullah. Allah tevfik Allah'tandır. Allah muvaffak etsin. Bu ifade yani. Veffakahullah. Uhtulife meçhul siga fi tefsiril hulle. Dostluğun nasıl anlaşılması gerektiği konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüşlerdir. İhtilaf etmişler. Nedir hulle? Dostluk nedir? Dediğim gibi hulle ve hille de iki şekilde de okunabiliyor. Noktalı olacak. Sakın ola ki hulle diye okumayın. Hulle olunca biliyorsunuz başka bir şey. Yani o boşanmayla alakalı vesaire falan bir takım şeyler var. Hileden geliyor o. Bu noktalı ha efendim dostluk demek. Ve aslı iştikakiha ve kelime kökeni itibariyle iştikak kelime kökeni demek. Etimoloji. Hangi kelimeden türediğiyle alakalı bir takım farklı görüşler var dil alimleri arasında. Fekiyle bazıları şöyle demişler. El halil, halil kelimesi el munkati'u ilallah. Her şeyden yüz çevirmiş, sadece Allah'a yüzünü dönmüş. Her şeyi terk etmiş, sadece Allah'a yönelmiş kişi demektir. Ellezi leyse fi inkıta'ihi ileyhi ve muhabbetihi lehu ihtilalun. Ve ona olan bu dönmesinde ve sevgisinde en ufak bir ihtilal yani noksanlık yoktur. Bu halel getirmek diye bir şey var Türkçe'de kullanıyoruz. O da işte bu halel bu işte bu noktalı ha'dır. Halel getirmek noksan bırakmak demek. Eksik yapmak demek. Buradaki ihtilal budur işte. Ha bir de şey var. Abdest alırken yüzünüzü hilalleyeceksiniz, sakalları hilalleyeceksiniz, parmakları hilalleyeceksiniz diye bir şey yazar mı ilmihallerde? Tehlil diye. Tehlil diye. Ya işte hilallemek, tehlil, hilallemek. Hilallemek, hilal biliyorsunuz, hilal, ay yani. Nasıl anlıyorsunuz onu? Hilallemek ne demek? Parmakları hilallemek nasıl hilalleyeceksiniz? Nasıl yaparsınız hilallemeyi? İşte o hilal yazdığı için öyle yumuşak yumuşak hilal diye okuyoruz. Oysa ki hilal, ay yani hilal demek yani. O hilaldir, ha'dır yani. Bu hilal işte. Yani parmakların arasını ayırmak demektir. Hilal ayırmak demektir. Parmakları hilallemek, hilallemek yani yüzüğü hilallemek deriden ayırıp altına suyun geçmesini sağlamak demek. Parmakları hilallemek, parmakları ayır. Böyle yaptığın zaman arada kuruluk kalır.
Onun için ayıracaksınız ki araya su girsin. Hilal. Oradan geliyor. Hilallemek. Aslında hilallemek değil de Türkçe'de çok güzel. Yumuşak H ile söyleyiveriyoruz. Hayır. Hilallemek. Hilal. İşte bu, işte bu. İhtilal. Evet. Bizim bu darbelere de ihtilal deniyor ya, o da budur ha. Demokrasiye ara vermek demek. Evet. Ve bak bu da siyasi bir şey oldu. Yani bu da varmış. Evet. Çünkü ihtilal olsa, yumuşak ha ile olsa, ihtilal helal kılmak olur. Evet. Ya Türkçenin zaten %80'i, yani hadi %50'si diyeceğiz desek isabet olur da, yani zaten etimolojik olarak, evet. Ve gile, bazıları da şöyle dedi o dilcilerden, el halilu el muhtassu, dost demek, yani halil demek, dost demek, tam bağlı, efendim, bağlılığı tam olan, kendisini bir şeye tam adamış demek, adanmış. وَاَخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ وَاحِدٍ Bunun bu manaya geldiğini birçok alim benimsemiş. Bir kişi değil, birden çok alim benimsemiştir. Yani dost demek, kendisini dost edindiği kimseye adayan, tam bağlı olan kimse demektir. O yüzden dostluk peki demekle kaimdir. Dostluk bu demek. Yani tam bağlı. Ne derse yediği içtiği bir araya gitmek manasına. Ve gale ba'duhum, bazı dil alimleri de efendim aslul hulleti el istisfa'u. Evet. Hullenin aslı, yani bunu kelimenin kökeni itibariyle manası oradan geliyor ki saf ve katıksız olarak bir bağlılıkta bulunmak. Bir başkasına saf ve katıksız sevmek demektir. İstisfa demektir. Ve sümmeye İbrahimu halilallah. Nitekim İbrahim peygamber aleyhisselam da Halilullah olarak adlandırılmıştır. لِأَنَّهُ Çünkü o يُوَالِي ف۪يهِ وَيُعَاد۪ي ف۪يهِ Sevdiğini Allah için sever ve يُعَاد۪ي ف۪يهِ Düşman olduklarına da Allah için düşman olur. Kendisi nefsi için değil. Severse Allah dediği için sever. Allah sevdiği için sever. Seni seviyorum niye? Çünkü sen Allah'a götürüyorsun. Allah'ı hatırlatıyorsun. Allah'a efendim beni Allah'a sevk ediyorsun. İşte gerçek dostluk bu. Hani bir hadis-i şerif vardı ya. Şu üç haslet kimde yoksa o imanın tadını alamaz. Birincisi en yekuna Allahu ve Resuluhu ehabbe ileyhi min sivahuma. Allah ve peygamberi herkesten, kendi canından bile bak herkesten, o ikisinin dışındaki herkes değil de kendisi de giriyor. Kendi canından bile çok sevgili olacak. Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah ben demiş kendimden sonra en çok seni seviyorum. Olmaz Ömer. Olmaz Ömer, olmaz. Kamil manada mümin olamazsın. Hemen kendine geliyor Ömer. Şimdi ya Resulallah canımdan da çok seni seviyorum deyince şimdi oldu Ömer. İkincisi o imanın tadını almak için. Ha bizim bu sevmek ne demek? Öncelik demek. Yani sen Allah'ı seviyorsun. Allah bir şey diyor, nefsin bir şey diyor, başkası bir şey diyor, amirin bir şey diyor. Onu mu tutuyorsun, Allah'ı mı tutuyorsun? Bunun sağlaması budur işte yani. Senin önceliğin ne? Bu dünyada senin hayatına yön veren ne? Yoksa hani çocuk diyor, bunu geçenki şeyde de bir sohbette de anlatmış değil mi? Çocuk diyor ki anneciğim seni çok seviyorum. Annesi en çok seni seviyorum. Ya canımdan çok severim seni. Öyle mi kuzum diyor. Kalk bana mutfaktan bir bardak su getir deyince çocuk ne diyor? Aman anneye kalk kendin iç. Bu sevginin ne anlamı oldu şimdi yani? Sevginin sağlaması itaatle olur. Ona ne kadar itaatin varsa, yoksa herkes ben Allah benden çok mu seveceksin? Allah ben senden çok seviyorum. Göster bakalım. Hani nerede itaat? Allah diyor ki bu tarafa gideceksin, sen şu tarafa gidiyorsun. Nasıl sevgi bu? Onun için sevginin sağlaması itaatledir. İkincisi de bir kişi sevdiğini sadece Allah için sevmesidir. İmanın tadını alması için. Üçüncüsü de ateşe atılmaktan korktuğu gibi küfre düşmeklerine korkacak bir adam. Aman yanlış mı yapıyorum? Aman hata mı yapıyorum? Ticaretimde, sosyolojimde, ekonomimde, aile hayatımda yanlışım var mı? Beni küfre götürecek bir şey var mı adımlarımda? Eğer titreyerek adım atmıyorsan sıkıntıdasın yani. Ondan sonra
kıldığımız namazdan niye zevk alamıyoruz? Biz imanımızdan niye zevk alamıyoruz? Ya biz Müslümanı niye Müslüman gibi sevemiyoruz? Hastalık burada. İman bizim enerjimiz. Bizim enerjimiz, yani imanımız, bizi sabahleyin yatağımızdan kaldırıp cemaate götüremeyecek derecede cılız. Düşeceğiz yani. Biz hani işte öyle pamuk ipliğiyle Müslümanlık yaşıyoruz yani. Yani bizim imanımızın bize verdiği enerji sabah kalkıp bizi namaza götüremiyor. Ondan sonra da imandan, namazdan tadı almıyoruz. Gazze'de şey oluyor, işte biz kendi işimize devam ediyoruz. E tabii olacak yani. Selahaddin Eyyubi biliyorsunuz, Haçlılardan şeyi kurtaran, Kudüs'ü kurtaran, büyük kumandan, Selahaddin Eyyubiler lazım. Bir gün böyle konuşuyor, şey kudretli, Eyyubi sultanıdır. Eyyubi emirlerinden birisi, Eyyubi devletinin şeylerinden. Eyyubi devletinden olduğu için Selahaddin Eyyubi deniyor. Bir genç diyor ki, ne duruyoruz? Haçlılar Mısır'ı, Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkıyorlar. Haçlılar orada efendim çan sesleriyle kutsal mabedi şey yapıyorlar. Gidelim alalım falan diyor. Bir şey demiyor Selahaddin Eyyubi. Ordu komutanı. Sabahleyin kalkıyor, namazı kılıyorlar camide. Arkasına dönüyor diyor ki, dün akşam diyor, Kudüs'e girelim, Haçlılardan kurtaralım diye bağıran bir delikanlı vardı. Burada mı diyor? Gelmemiş, yok. Diyor ki, ona söyleyin, ne zaman ki bu ümmetin gençleri sabah camileri doldurur, o zaman diyor, Haçlılara karşı Kudüs'ü almaya gideriz diyor. Yani bizim imanımız şuradan bizi camiye götüremiyor. Kudüs'e nasıl gideceğiz ya? O yüzden evet. Selasun men künne fihi vecede halavetel iman. Kimde bu şey varsa imanın tadını tadar. Yoksa maalesef işte ondan sonra bizim gibi olur. Burada da işte Allah'a yönelmek. Hazreti İbrahim gibi olacak. O ne yaparmış? Allah'ın efendim sevdiğini sever ve yuadi fihi ve Allah'ın düşman olduğuna düşman olur. Sevmediğinde de sevmez yani. Öyle diyelim daha doğrusu. Ve hullatullahi lehu nusruhu. Peki Allah'ın kula olan dostluğu, İbrahim olan dostluğu neydi? Hani İbrahim dostluğu bu. İbrahim'i siz kendi yerinize düşünün. Bunu anlatırken yani benim Allah'a olan dostluğumun göstergesi Allah'ın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek. Bitti. Allah yapma diyorsa yapma, git diyorsa git. Bitti. Peki Allah'ın seni sevmesi ne demek? Sana dostluk olacak yani. Senin dostluğun bu. Allah'ın sana dostluğu nasıl olacak? Ve hulletullah, Allah'ın dostluğu ise, lehu, İbrahim olan dostluğu ise, nasruhu, ona yardım etmesidir. Onu nusrete, zafere ulaştırmasıdır. Ve ca'luhu imamen limen ba'dahu ve kendisinden sonra gelen bütün milletlere ve peygamberlere önder yapmasıdır, imam yapmasıdır. Hazreti İbrahim'in duası var biliyorsunuz. Ben seni insanlığa önder yapacağım diyor. Allah, o da diyor ki ve min zürriyeti diyor. Benden sonra gelecekleri de önder yap deyince tamam diyor, onlara da yapacağım diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar, Hazreti Muhammed de zaten öyledir, Hazreti İbrahim'den sonraki bütün peygamberler İbrahim soyundandır. Ya oğlu İshak'tan gelmiştir, Beni İsrail peygamberidir, ya oğlu İsmail'den gelmiştir, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Hazreti İsmail'den tek peygamberimiz var. İshak'tan ise bütün İsrail oğulları, şeyden tutun işte efendim Yakup'tan tutun şeye kadar Yusuf, Musa, İsa hepsi efendime söylüyor. İsa dahil hepsi Yahudi peygamberidir. Yani Beni İsrail peygamberi. İsrail Yakup demek zaten. İsrail'in Arapçası Yakup. Yani Yakup peygamberin adıdır İsrail. Bir de sahabi var biliyor musunuz? Adı Filistin. Filistin diye bir sahabi var. Evet. Filistinliymiş. Nispet yası düşmüş. El Filistini yerine adı Filistin kalmış. Habbab bin Eret. Allahu alem. Evet. Bitiyor muyuz? Tamam. Bu mevzu birazcık daha gidecek Allah izin verirse. Bu bölümümüz birazcık daha gidecek. Bugün bir saat oldu. Yani biraz geç başladık efendim. Bizi izleyen, YouTube'dan izleyen, buradaki olan efendim
muhterem siz de Hazirun'dan da beyanla. Salonda ufak bir tamirat var idi. Onunla alakalı bir 10 dakika gecikme oldu. Bizden kaynaklanan bir şey değil. O yüzden mazeret beyan ediyorum. Biz burada beklemiş olduk. İnşallah bundan sonraki şeylerde verilen saatte hem YouTube kanalından hem de burada başlamış oluruz. İnşallah bu engelimiz önümüzdeki şeylerde olmaz. Burada kalıyoruz. Cenab-ı Allah okuduklarımızdan faydalanmayı, anlattıklarımızdan, duyduklarımızdan istifade etmeyi nasip eylesin. Habibine kul, Habibine ümmet, kendisine hakiki kul eylesin. Cenab-ı Allah gecenizi gündüzü hayırla doldursun. Velhamdülillahi Rabbil.